Evet, yeniden merhabalar. En son kaldığımız yerde biz veri tabanı bağlantısını yapmış. Daha sonra işte bunu up ya da request ile çağıracak diye hesaplamıştık ama bizim kullandığımız Moz'un kütüphanesinde bu biraz zahmetli bir işmiş. Yani yapılması biraz zaman alır. Başka bir yöntem bulmaya çalıştım ben de. Yine tabii biraz soruşturduktan sonra şöyle bir yöntem varmış. Biz normalde şöyle bir şey yapmıştık. Buradan veri tabanı bağlantısı bilgilerini almıştık. Daha sonra bunu loop içerisine, bunu loop olarak düşünebilirsiniz. Loop içerisine almıştık. Loop içerisine aldıktan sonra biz her fonksiyonumuzda ya da her request'te bunu okuyabiliyorduk. Yani dolayısıyla bir veri tabanı bağlantısını her defasında baştan oluşturmuyorduk. Çünkü veri tabanıyla iletişime geçmek, her defasında baştan sona bir iletişim kurmak biraz pahalı bir iş. Yani gereksiz yere işlem ve bellek kullanmayı gerektiriyor. Haliyle başka bir yöntem gerekti. Normalde ben bunu fonksiyon içerisine, şunlar mesela nedir? Veri tabanı bağlantısı. Ben normalde bunları bir fonksiyonla çağırabilirim ama her fonksiyonu çağırdığımda bağlantı oluşturulacak. Bağlantı üzerinde işlemlerimi yapacağım. Daha sonra bu bağlantı sonlanacak. Daha sonra tekrar kullanmak istediğim zaman tekrar işte git bağlantı bul, tekrar bir pool oluştur. O pool içerisinden bir tane pipe bul falan. Oradan veri tabanı ile iletişime geç gibisinden bir sürü arka planda iş gerçekleşiyor. Haliyle aslında bu çok da verimli bir yöntem olmayacaktı. Ben de işte gidip sordum nasıl yapılabilir diye. Bana dedikleri şey statik oluştur. Bir statik içerisinden veri tabanını oku. Veri tabanını okuduktan sonra da bunu bir şekilde o statiği her defasında çağır. Şimdi bu birinci kısmıydı. İkinci kısmı şu. Veri tabanı ile ilgili bir problem bu da. Veri tabanına bağlandığınız zaman normalde dilediğiniz kadar aynı anda okuma yapabilirsiniz ama bir tane yazma işlemini gerçekleştirebilirsiniz veri tabanıyla. Haliyle bunu da yapabilmek için biraz daha kurcalamak gerekti. Fazla kurcalamadım, yalan olmasın. Örneklerden yola çıktım, bir iki soru sordum. Oradan cevaplar geldi. Buna göre yaptık. Zor olduğunu zannetmiyorum ama geçen derste yaptığımız bu kısımlar açıkçası boşa gitti. Tabii ben de yeni bir şey yaptım. Bunları yaparak açıkçası ders yapmaya karar verdim. Çünkü ben her ders yaptığımda baya baya gidip araştırıyorum, geliyorum, bilmem ne yapıyorum. Şimdi öyle yapınca kodlar değişiyor. Ben de iki tane projeyi ayrı ayrı yapmaya karar verdim. Bu benim ders anlatmak için, bu da benim kendi projem. Çünkü ders anlatmaya kalktığım zaman sadece video çekince, bir şeyler yapınca baya geri kalıyorum. Ben geri kalınca tabii öğrenme de yavaş gerçekleşiyor. Günde bir saat kod yazmış oluyorum. O yüzden böyle bir yola girdik. Şimdi eğer ben burada database'i app içerisine almam gerekmiyorsa, alamıyorsam şunların hiçbirine ihtiyacım yok açıkçası. O yüzden bunları siliyorum. Sildik. Sonra bu app da gitti. Start bit app değil de artık tekrar eskisi gibi app yapıyoruz. Dolayısıyla gelecek olan bütün requestleri biz burada kullanacağız. Şimdi biz daha önce bunu yapmış mıydık bilmiyorum. App.msg bu shell dosyasında bu arada. Şuradan bakabilirsiniz mesela. Down.msg, App.msg. Ben şimdilik sadece App.msg dediğimiz kısım frontend'den backend'a gönderilecek olan veriler. Bunları kontrol ediyor. Down.msg de tam tersi. Backend'dan frontend'e gidecek olan verileri temsil ediyor. Tabii ben backend'da şimdi gelecek olan veriyi burada kontrol ediyorum. Mesela app.msg'de gelecek olan veri nedir? İşte login diye bir enum'umuz var. Bu enum'da biri string, diğeri password string diye iki tane verimiz var. Ben geliyorum bunları burada kontrol edebiliyorum artık. Şimdi bu verileri elde ettik. Burada mesela ben bir tane user oluşturmuşum. Neden user oluşturmuşum? Bakın burada DOM.msg ya login error verecek ya da eğer hata yoksa user gönderecek. User'da da burada
Bir tane entity ID. Bu entity ID daha sonra tekrar anlatmam gerekiyor. Out token'ı da tekrar anlatmam gerekiyor. Ama kısaca şunları tanımlıyoruz. Bu user ve ben geliyorum burada. Eğer hata yoksa, mesela bu if hata varsa işte şunu return ediyor. Error olarak return ediyor. Login error. Hata yoksa ben bir tane user oluşturuyorum. Tabi burada şimdilik rastgele oluşturmuşum. Normalde bunun biraz daha değiştirilmesi gerekir. Her neyse. Diyelim ki bunları oluşturduk. Login in, yani kullanıcı artık giriş yaptı ve bu user bilgisini client'a gönder dedik. Ama tabi ben client'a şimdilik bu veriyi alabilecek yapıyı oluşturmak. Onu da yine oluşturacağız. Şuradaki örnekten yine yola çıkarak oluşturacağız. Nerede? Munzun'da examples yine time tracker'da, bu benim ihtiyacımı gören örnek time tracker'da. Logged user falan filan burada oluşturmuş. Biz bunu oluşturacağız ama şimdilik kafa karışmasın. Buraya gelelim. Veri tabanı bağlantısını oluşturalım. Şimdi veri tabanı bağlantısı için ben Libredo 2'ye geliyorum ve şöyle bir şey oluşturuyorum. Bir tane statik db adında bir veri oluşturuyorum ve bu statik lazy olacak. Lazy olmasının sebebi şu: oluşturulmayacak. Ben çağırmayıncaya kadar oluşturulmayacak. Ben çağırınca oluşturulacak. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Iteration'daki map gibi düşünebilirsiniz. Veriyi alıyorsunuz, bir veri var. Ama aslında o veri çalıştırılabilen bir veri değil. String olarak sanki gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Henüz işleme girişmemişiz. Bir de revelock kullanmışız. Burada revelock kullanmamızın sebebi, revelock şöyle çalışıyor. Normalde mutex hatırlarsanız kullanırız. Mutex miydi? Arc mıydı bu iş? Bunun diğer karşılığı. Mutex olması lazım. Mutex'te mesela neydi? Siz diyelim ki bir tane veriyi mutex olarak tanımladınız. Hiçbir thread bir tane mutex lock yapmışsa o veriyi kullanamaz. İster okuma yapsın, ister yazma işlemi yapsın, o veriyi okuyamaz. Ama revelock'ta ise bir tane okuyan olabilir. Aynı anda sadece bir kişi, pardon, bir kişi yazabilir. Fakat aynı anda istediğimiz kadar okuma gerçekleştirebiliriz. Şimdi burada biz de tabii ne gerekiyordu? Bu revelock bize ne verecek? Bir tane Postgres pool gönderecek bize. Biz de o pool içerisinde Postgres'e bağlantı kuracağız. Bu. Tabii bunu yapmak için de işte lazy new veriye işte revelock new, bu da nereden alacak? Pool diye bir SQLX'in pool diye bir yapısı var. Bu pool yapısından biz ne yapıyoruz? İşte Postgres olacak şekilde diyoruz, bize ver. Yine connect değil, bu defa connect lazy diyoruz. Lazy dememizin sebebi yine statik olmasından ötürü. Bir de tabii connect dediğimizde connect bir async üretiyor, yani bir feature üretiyor. Ama lazy ise resource değeri üretiyor. Onu buradan bir açalım. Mesela bu, şuraya gelelim. PGPool'a gelelim mesela. Aslında bu PGPool, pool'dan türetilen bir şey. İşte şurada örnekleri var. Geliyor mesela, bakın bu pool connect diye çağrıldığında biz ona işte mesela bağlantı URL'sini verdiğimiz zaman bize ne veriyor? IMPR feature veriyor. İşte bu feature bir event, yani async bir değer. Dolayısıyla işte output vereceğiz ona. Output'u işte ne olacak? Ya bağlantı kuracak, pool db verecek ya da hata verecek diye bir çıktı üretiyor bize connect. Ben bunu yapamam. Neden? Çünkü statik oluşturuyorum. Statikte async kullanamıyoruz. Belki şu an kullanılabilir de bildiğim kadarıyla kullanılmıyor. Yani bir async çağıracaksanız async fonksiyonun içerisinden çağırmanız gerekiyor gibi. Tabii biz de ne yapıyoruz? İşte connect lazy diyoruz. Connect lazy ile elde ettiğimiz şey ne? Bir tane
Resolve değeri bize veriyor. Bu resolve değeri bize ne türetiyor? İşte pool db ve error değerini türetiyor. Dolayısıyla ben bunu çağırıyorum ve bana bir tane pool db gönderiyor. Bunun içerisine işte data env falan filan kısımlarını yazıyoruz. Bunu da şöyle mi yapsak ya? Nasıl yapsak? Şöyle olur. Şöyle daha anlaşılabilir oluyor. Evet. Neyse, veri tabanını bu şekilde oluşturuyoruz. Kaydediyoruz. Main'e geldik. Main'de de kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonra şimdi burada benim mesela e-posta adresim var. Ama ben e-posta adresini burada rastgele yapmışım. Mesela ben geliyorum, veri tabanından bunu okuyacağım. Bir tane krete oluşturuyorum şurada. App msg handler içerisinde. Buna sadece diyorum ki bir tane user ID'si ver diyorum. Bakalım olacak mı? Eğer işte user e-postası ve şifresi birbiriyle uyumlu ise getir diyeceğiz, ama biz henüz şifreleme paketlerini yüklemediğimiz için şimdilik sadece e-postaya baksın yeterli. Eğer e-posta kayıtlıysa o e-postayı, o e-postaya kayıtlı olan kullanıcıyı bize versin. Öncelikle bir tane let user u işte eşittir sqlx. Ben en çok bunu seviyorum açıkçası. Diğerlerinden çok içim ısınmadı. Buraya SQL query yazıyoruz. Bu arada bunu da R yapıyoruz. Dikkat edin buna, biraz dikkat edin. Bunun amacı şu. Yani normalde bu biraz networklerle ilgili bir şey. En sonunda enter'a basma olayı var ya. Onu otomatik hallediyor bu. Yani normalde siz şöyle bir query gönderdiğiniz zaman işte select from diye gönderdiğiniz zaman aslında bu çalışmaz. Bunun sonuna hem bunu atacaksınız hem de bir de enter'a basacaksınız. Olayının gerçekleşmesi lazım. Ama biz işte bu array'i de işin içine katınca otomatikmen bunu da halletmiş oluyor. Yanlış bilmiyorsam, eğer yanlış biliyorsam düzeltin. O halde gelelim şimdi query'i yapalım. Query'miz ne olsun? Select ID from, sadece ID'sini alacağız. From kimden? Users tablosundan. Bu arada sizin user tablosunun olması lazım. Şöyle diyeyim. Postgres'e mesela bağlandım. Ben bu Postgres kullanıcısı, terminal kullanıcısı bu sadece. PSQL diyorum. Benim veri tabanının ismi main.db. DT. Burada gördüğünüz gibi mesela tablolarım var. Bir tane de user tablosu var. L users. Bu da yanlış. Neyse, select ID select from users dediğimiz zaman hala üsttekini mi okuyor? Burada mesela dikkat ederseniz işte IDC, first name, last name, username, email, password, date joins, last join, is active, is staff, is admin, ten, gender, img, k, short gibi bazı veriler mevcut mesela burada. Dolayısıyla biz burada user tablosundan verileri çekerken bir de örf kullanıyoruz. Yani bütün verileri değil, şu şartları sağlayan verileri. Kimi ID eşittir 1. Buradaki birin anlamı şu. Biz buna değişken gönderecek. Mesela çok duymuşsunuzdur SQL injection denilen şeyi. Mesela veri kullanarak, değişken kullanarak sorgu yaptığınız zaman injection konusunda biraz kendinizi rahat hissedebilirsiniz. SQL injection kolay kolay olmaz. Çünkü
kodun içerisine bir yerleştirme yapmıyor. Çağırma gerçekleştiriyor. Dolayısıyla injection olayı da zaten kodu bir nevi manipüle etme üzerine olduğundan dolayı orada fırsatçılık yapıyor injection olayı. Tabii biz bunu kullanmıyoruz. Ama işte bu bilim yerine kim gelecek? E-mail gelecek. Şuradaki e-mail var ya, bu gelecek. Peki gönderdik. Sonra ne olacak? Fetch one. Fetch one sadece bir tane satır verecek. Yani bir vektör değil, bir elemanlı işte struct olacak sadece. Biz bunu istiyoruz anlamında. Buraya da biz kimi vereceğiz? Bağlantı bilgisini. DB nokta. Tabii burada biz DB'yi çağırmadık. Şuraya nerede yazalım? 100 mod database. Database'i eklediğimiz için bir de 100 database DB'yi de ekledik. Şimdi geliyorum DB nokta. Ben bunu niçin kullanıyorum? Read için kullanıyorum. Çünkü şu anda sadece read gerçekleştiriyorum. RVLOOK bunu bana sağlıyor. Yani ben burada read'i çalıştırdığım anda RVLOOK sayesinde eğer başka bir thread, ki burada şu anda threadler çalışıyor. Her ne kadar biz oluşturmasak da ActiveWeb sayesinde aynı anda birkaç tane istek, request işleme konulabiliyor. Dolayısıyla şu anda thread içerisinde çalışıyoruz. Read diyorum çünkü sadece read yapacağım zaman başka read işlemleri de gerçekleşebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra await unwrap. Unwrap diyor muyuz? Unwrap var mı? Unwrap'a gerek yok. Ama tabii burada rvlock olduğundan dolayı bunu yazmamız gerekiyor. Çünkü rvlock biliyorsunuz bir smart pointer. Dolayısıyla bunu tamam. Şimdi de bağlantıyı oluşturduk. Fetch one'a gönderdik. Fetch one en sonunda await kullanacak. Await unwrap. Tabi burada eğer aradığımız kullanıcı yoksa await unwrap panikleyecek. Sistem çöker. Bilginiz olsun ama ben şu anda bundan eminim diye çalıştırıyorum. Haberiniz olsun. Yoksa unwrap normalde kullanılmaması gereken bir şey. Şimdi diyelim ki user'ı aldık. Buna artık gerek yok. Aslında buna da gerek yok. Şöyle diyelim. Bize bu evet ne veriyor? Bir bakalım. Result veriyor. İşte ya user verecek bize, yani u verecek, ya da error verecek. Ben geliyorum şuraya match user ya da if let ile kullanalım bunu. If let auth user u diyelim ya da kim user. Eğer user bir auth verecekse tabii biz buraya bunu yanlış yaptık. Result bu lazım. Bakalım hata verecek. Nerede? Error vermiş. SQLX result diyelim. SQLX result. Şimdi oldu. Bunun sebebi şu. Şimdi await bize result verdiği için bu result kime gidecek? User'a gidecek. Ama ben user'ı u diye tanımladım. Dolayısıyla bir çakışma oluyor. Ben de dedim ki SQLX'in result'unu al. Çünkü SQLX result bana ya işte ona belirttiğim u değerini oluşturacak ya da hata verecek. Evet bunu veriyor. Unwrap'ı bu yüzden kullanmıştık ama gerek yok Unwrap'ı kullanmaya hata oluşmasın diye. Şimdi işte diyorum ki result bana ok değerini türetirse ne yapsın? Şunu göndersin. Dolayısıyla don message'i kullandık. Burada bu arada yeni bir şey geliştirildi. Else'yi yazmaya gerek var mı burada? Tam bilmiyorum.
Geldim. Eğer kullanıcı yoksa bunları işte hatayı göndersin gibi. Başka bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Burada warnings'ler var. Onları bir silelim. Gereksiz olan warnings'leri silelim. Combat. Bunların hiçbirine ihtiyacımız kalmadı. Bunları da siliyoruz. Başka Tat Envy burada kullanılmaya gerek kalmadı. Onu da silelim. Ondan sonra şuna da gerek yokmuş. Bunu da silelim. Başka bilgisayar bu arada hızlı çalışıyor. İyi. Aha. Bunu hiç kullanmıyor. Bu neresi ya? Bu şey değil ya. Frontend. Frontend şimdilik bizim ilgi alanımız değil. O yüzden gerek yok. Tamam. Niye şimdi hata vermeye başladı? Hata nereden geldi ya? 100 mum. Tamam, hata kalmadı. Bunlar frontend'e ait şeyler. Bu Sheridan. Bu da bizim backend'in dosyaları. Şimdi biz mesela user'ı gönderdik ama karşı tarafta bu user'ı alacak aslında veri yok. Dolayısıyla bunu oluşturabilecek veriler lazım. Bir bakalım nereden gerçekleşiyor. Şimdi çalıştıralım. Oo, iyi iyi hızlı. Normalde eski bilgisayarımda burada bilgisayar can çekişiyor. Şimdi en azından bir miktar kendine gelmiş diyebiliriz. Bayağı hızlıymış ya. Evet. Giriş yapalım. Mehmet Eribo at gmail.com. Buraya da bir diyelim. Gönderdik. Tabii giriş şimdilik yapmıyor. Çünkü gelen veriyi henüz biz şey yapmadık. Kontrol etmedik. Bunu yapmamız gerekiyor. Content tarafında. Tamam, sunucu bize bir veri gönderdi ama biz o veriyi henüz kullanmadık. Dolayısıyla henüz burada bir giriş gerçekleşmiyor. Ama gördüğünüz gibi işte select ID falan filan row returned 0. Hayır, burada bir tane returned 1 demesi lazımdı. Ha, tabii ben ID 1 olsun demişim. İyi mi? 1 olacak. Evet. Şimdi mesela veri gönderiyor ama dediğim gibi biz henüz o veriyi karşılayabilecek frontend kısmını yazmadık. Veri geldi mesela, bakın burada bu defa row returned one, yani bir tane row buldu, buradan bir tane eleman bulmuş oldu. Tabii henüz localhost api msc localhost login session oluşturdu. Tamam. Şimdi frontend kısmına gelelim. Bir yerde login kısmı vardı. Login page burada.
Set password, on click login. Burada biz ne yapmışız login'de? Bir tane connection oluşturmuşuz. Connection'ı maalesef siz şu örnekten internette bulabilirsiniz bu örneği. Bunun connection'ından olduğu gibi aldım. Siz de oradan direkt alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama hepsini kullanmıyorsunuz tabii. Ben buraları mesela sildim çünkü bunları henüz ben tanımlamamışım. O yüzden bunlara gerek yok. Bilginiz olsun yani connection nereden geliyor diye merak ederseniz diye. Şimdi geldik DAN MSG Core ID. Bu Core ID işte ben öğrenmem lazım. Bu Core ID, Entity ID, Auth Token bunları henüz şey yapmamışım. Bu arada burayı da yine ben unfinished mutations kısımlarını da yine ben oradan aldım. Logged in. DOM MSG logged in olduğu zaman bunu login page'deki set and store login yazmış. Ben bunu yapmayacağım. Burada olay şu. Bana diyelim ki bir tane kullanıcı geldi. Login gerçekleşti mesela. Bunu ne yapıyorum? Buna user diyelim. Mesela user diyelim. Bir bakalım bu user neymiş? Println ile bunu yazdıralım mesela. User. Ops. Burası niye çalışmadı? Henüz bunu yapmamış mıyım? Down message logged in. Logged in user'ı gönderiyorum işte. Gönderdiğimiz zaman şurada login kısmı ne yapacak? Bu bağlantıyı alacak. Burada biz gönderiyoruz. Login if that connection login gerçekleşecek. Login gerçekleşince kim devreye giriyor? Burada connection için bir şeyler oluşturmamız gerekiyor. Down MSG Receipt. Bu da mesela gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ben bu kısımda bir şeyleri değiştirmem lazım. Hemen gelelim buradaki connection'a. Match down MSG kısmı benimkisinde yok. Login kısmı ne yapıyor? Login kısmına bir de bakalım. Error seal, task start, up MSG login. Bir de burada da yine connection çağrılmıyor. Connection nereden çağrılıyor? Bu task start bağlantıya başladığımız kısım
Bağlandık. Aldık. Gönderiyor. Gönderdi. Gönderdikten sonra kim çağırıyor acaba? Ben burada connection'da mesela old token getter ne ya? Ha. Old token getter. Out token. Out token nerede? Burada. Time tracker'da. Nerede, 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 nerede? Out. Up. Tamam. Out token. Content. Up kısmında. Şuradan. Tamam. Bunu gönderiyormuşuz. Neye? Out token getter. Özel kimlik numarası alma işlemini otomatik yapmış. Demek ki biz de o zaman aynısını yapalım. Gelelim app'a. Şöyle bir tane statik oluşturalım. Unfinished mutation'ı da. Bunları biraz daha öğrendikçe detaylarını da anlatırım ama. Çünkü bad reset burada niye kullanılmış? Core ID ne? Core ID özellikle bunların hepsi için entity ID denilen bir yapı kullanılmış. Bad reset ise şöyle söyleyeyim. Hashmap konusunu hatırlarsanız hashmap diziler için kullanılıyor. Ama buradaki collections aslında veri tabanı dosya olarak sakladığı zaman hashmap'i veya dizileri dosya olarak sakladığınızı düşünürseniz özellikle sıralı ise mesela B3 map sıralı dizileri saklayacaksanız bir dosya şeklinde B3 map kullanırsınız ya da B3 sets gibi şeyler kullanırsınız. O konuları henüz anlatmamışım ama veri tabanlarında çok kullanılan bir şey. Dosya sabit state saklanıyorsa B3 kullanıyorsunuz ya da B3 map, B#map gibi falan. Bunları dosya sabit state saklanırken kullanıyorsunuz. Çünkü sabit siteden okuma yaparken bir miktar olaylar farklılaşıyor. Bellekteki gibi okuma gerçekleşmiyor. Haliyle buna göre yapıyor. Bu da herhalde bundan dolayı bad reset kullanılmış. Daha sonra burada unfinished mutations. Niye unfinished? Yeni bir tane ekliyor. Sonra out token, out token. Burada out token ne yapıyormuş? Lockref, logged user, lockref, asref, out token plan. Kilitle asref. Lockref olarak kullanıyor ama niye? Neyse bir alalım. Şunu bir alalım. Şuradaki app içerisine bir yerleştirelim bakalım ne oluyor. Logged user. Login user. Ben logged değil de login user yaptım bunu. Out token. Out token. Hemen tekrar geliyoruz. Out token'ın ne olduğuna bakıyoruz. Out token özel bir
Yapı, kendi veri yapısı kimden geliyor? Logged user. Logged user nerede? Burada option user'da. Options user'a bakalım. Shared'da, bunun shared dosyasındaki user'ın yapısına bakalım. Out token. Bizde out token yoktu. Bakalım. Shared'i de açalım. Dile gelelim. Out token var bizde. Hangisi? Tamam. Onda herhangi bir sıkıntı yok o zaman. Evet. Tekrar geliyoruz up kısmına. Alt token long. Alt token hücresi var. Alt token hücresi var. Tamam. Alt token'ı al. Bir hata versin bakalım. Unknown fields. First name, ID, first name, last name, email. Tamam. Bu out token'ler de şurada değil mi? Out token, biz burada user kullanmışız ya. Şurada ben mesela user kullanmışım ya. User olmaması lazım. Şöyle bir tane daha ekleyelim. Name değil de ya da daha doğrusu şöyle diyelim. Bunu kullanmayacağız. Shared'ın user'ını kullanacağız. Shared nerede? Use shared user. Tamam. Buradakiler biraz hata oluşturacak. Name diyelim buraya sadece. Tamam. Çünkü benim kullandığım user'la bunun kullandığı user farklı. Normalde shared'deki user'ı kullanmamız gerekiyordu. Self name. Yok. Tekrar bir bakalım. Yap. Cannot. Tamam anladım. Şimdi user artık shared'deki user ya, ona siz kendiniz IMF'le veremezsiniz. Kraterin dışından IMF'le veremezsiniz. Gideceksiniz shared'dan tanımlayacaksınız bunu. O yüzden burası çalışmaz. Header VF. Tamam. Oh. Wow. Tamam. Sign'in kısmındakini de süper user yaptık ya, burayı share user yapacağız. Biraz ortalık karıştı tabii. Default var mı? Default yok. Ama artık ID ne olsun? Entity ID. New name string default işte out token out token new out dedik. Şimdi neredeyiz? Şurada. Tamam. Clone. User'ın clone'u yokmuş. Ekleyelim. Çok da sorun değil. User nerede? Burada. Clone ekleyelim. Tamam. No method name'i oluşturmamıştık. Oluşturalım. Aslında burada oluşturabiliriz. IMPL user up fn yapmamız lazım. Name self şöyle a şuraya da a şuraya da a str tabi referans a str
Burada format self name. On string diyor. Şöyle ya da şöyle yapsak olur mu? Şöyle. Allah Allah. Nasıl yapmıştık ya bunu? Bunların hiçbirine gerek yok. Self name dersek format şey için gerekliydi. Font string. Nerede? Ghost of. Ha, tamam. Sadece bunu istiyor. Tamam kardeş. Dırdır etme yeter. Zoom element. Name. Not satisfied. Tamam. Sil. Tamam. Okey. Şimdi ha, bu arada az önceki hata şundan kaynaklıydı. Normalde eski name fonksiyonu zaten bir referans vermiyordu. String veriyordu. Ama şimdi uName fonksiyonu zaten bir referans verdiği için ben burada tanımladım referansı, sildim, başka bir şey yapmadım yani. Şimdi bakalım. Tabi düzgün çalışmayacak ama giriş yapacak mı yapmayacak mı, yapmadı. Neyse bir ara verelim, nikotin devamı.